Merhabalar hanımlar. Ben Gaziantep'ten Müjde. Bugün sizlere irmik helvası çalacağız. Ve ben şu anda sizlere malzemeleri sayıyorum. Şerbeti için 1 bardak su, 1 bardak süt, 1 bardaktan 1 parmak eksik şeker. İsterseniz siz şekerini biraz daha fazla katabilirsiniz. Ama ben çok fazla katma ihtiyacı duymadım. Bunlar şerbeti için. Hatta şerbetlerini de koyalım biz. Kaynasın. Şekeri de katalım. Ocağın altını yakıyorum. Şerbetimizi yavaş yavaş karıştırıyoruz. Şekeri eriyene kadar bekleyeceğiz. Şimdi 1 bardak irmik, süslemek için fıstık içi, 1 kaşık tereyağı koyacağız biz. Kavurmak için fıstık ve zeytinyağı. Onları da ölçüye göre koyacağız. Şimdi ben ocağımızın altını yakayım. Öncelikle biraz tereyağı. 1 kaşık. Bu arada eğer bir hatam olursa kusura bakmayın. İlk defa video çekiyorum. Bu benim ilk YouTube videom. Yağımız eridikten sonra fıstık atacağız içine. Fıstığı isteğe göre atalım. Ne kadar katmak istiyorsak. Ben 2 kaşık attım. Tabii siz az veya daha çok ne kadar isterseniz o kadar katabilirsiniz. Benim verdiğim ölçüler 4 kişilik bir aile için ideal. Ama siz daha fazla isterseniz tabii ki 2-3 ölçüleri daha fazla yapıp veya eksiltebilirsiniz. Ocağın altını biraz kısalım. Bu arada şerbetimize de bakıyoruz ara ara. Şekerimiz erimiş. Şerbetim kaynıyor. Şerbetimin altını kapatıyorum. Fıstıklarımı yavaş yavaş yakmadan kavurmaya devam ediyorum.
Canım kavruldu. İçerisine irmiğimi de dökeceğim. Bir bardak. Bunu da kavuracağım. Yavaş yavaş karıştırarak dibinden beri yanmamasını sağlıyoruz irmiklerin. Çünkü çabuk dibine tutan bir şey. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yeterince kızarttı irmiklerimizi. Yavaş yavaş şerbetimizi katalım. Ben şerbeti ara ara katıyorum. İrmikler iyice açılsın diye. Tane tane olsun istiyorsanız çok fazla şerbet katmayın. Ama ben tane tane değil de irmiklerin iyice açılmış halini daha çok seviyorum. O yüzden yavaş yavaş İrmiklerin iyice açılmasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi irmiklerim iyice açıldı. Kalan sütü de irmiğime katıyorum.
Evet, gördüğünüz gibi şerbetimizi iyice çekti. Artık altını kapatıyorum. Şimdi servis edeceğim, tabağa alıyorum. Gördüğünüz gibi süsleme size kalmış. Nasıl isterseniz, ister cevizle ister fıstıkla. Afiyet olsun deneyecek olanlara.